Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Sayın Üsküdar Üniversitesi televizyon izleyicileri ve radyosu dinleyicileri. Bugün yine bir Kur'an'dan kelime ve kavramlar programında beraberiz. Bugün inşallah Kur'an'ın geleceği, teknolojiye, medeniyete dair olan işaretleri konusunda Sayın Misafirimiz Profesör Doktor Niyazi Beki hocamızdan açıklamalar, izahatlar dinleyeceğiz. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi aklımıza hemen soru geliyor. Kur'an çok cami bir kitap, ilahi bir hitap. Kur'an'ın acaba zamanımızdaki yani son yüzyıl içinde teknolojide pek çok hiç daha önce görmediğimiz, bilmediğimiz yeni icatlara tanık olduk. Yani bunları acaba Kur'an'ın nazil olduğu zamanı da göz önüne alırsak 1500 sene önce bu ilahi hitap içinde bunlara işaretler var mı acaba? Buyurun. Evet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين الحمد لله رب العالمين. ربي الله ربي الله ربي الله ربي ببنان ربي الله harikalara da işaret etmiştir. Bunu iki şekilde işaret etmiştir. Bir tarihi kıssaları anlatmak suretiyle o tarihi kıssaların o zamanki şeyde bir mucize gibi görülen şeyler ileride yine olabileceğine işaret etmiştir. Bir de peygamberlerin mucizelerini bir kısım mucizelerinden bahsetmek suretiyle ileride bu mucizelerin bir şekli ona benzer bazı şeylerin ileride olabileceğini artık harikalıktan çıktığı için mucize olmaz. Fakat o müjdelerin işaret ettiği hususlar çıkar bununla ahir zamandaki olan bu harika teknik teknolojiyle keşfedilen hususlara işaret etmiştir. Yani çok açık bir şekilde falan zamanda böyle bir e, harika teknolojiye sahip olacaksınız diye Değil. çok açık Tabii. bir ibare yok yani. Tabii. Evvela şimdi böyle bir şey olsaydı... ...yani önce oradaki ilk muhatap olanlar belki bin de dahil insanlar... ...nerede falan... ...bunlar Kur'an diyor ama bir şey görülmedi diyor elektrik falan çıkacak... ...elektrik yok... ...tereddüde düşeceklerdi. Şu anki cep telefonu, şimdi istediğimiz evet. her kişiyle... ...herhangi bir yerde evet. herhangi görüşebiliyoruz. Şimdi Bundan evet. 20-30 yıl önce deselerdi bize... Evet. ...biz bile inanmakta zorluk çekecektik. Evet. Onun için Kur'an-ı Kerim hakim olan Allah'ın kitabıdır. Dolayısıyla hikmet neyi gerektiriyorsa Cenab-ı Hak ona göre ifadeleri kullanmıştır. Hikmet istiyor ki ilk muhatap olan insanların anlayabileceği bazı şeylerin olması fakat onların anlayabileceğinin dışında kıyamete kadar gelecek olan insanların da kendi asırlarındaki meydana gelen İlimler, bilgiler, keşiflere uygun. Aynı ifadeden onlar da onu anlamış olsunlar. Yani zaman geçtikçe her insanlar yeni yeni manalar anlayacak evet, anlamına geliyor evet, bu. Evet. evet. Çünkü normal yani 20. asırda diyelim veya hücre olarak 14. asırda, 15. asırda insanların bu ilmi keşifler konusunda, teknik teknoloji konusunda bildikleriyle 1400 sene önceki olan insanların bildikleri arasında elbette ki çok fark vardır. Gerçi İslam'ın temel esasları olan iman esasları ve hükümleri değişmez. Bunlar her zaman var. Hatta bunu sahabeler bizden çok daha iyi biliyor. Tabi'in, tebe-i tabi'in bizden çok daha iyi biliyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'in diğer bu temel esaslara taalluk etmeyen ilmi manada Allah'ın varlığının delilleri, haşrin varlığının delilleri, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber, hak peygamber olduğunu delilleri gibi deliller elbette ki ileride daha net görülebilecek bir şekilde olur. Bunu Kur'an-ı Kerim evvela hani söz vermiştir. Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Biz insanlara gerek dış alemde, kainat çapında ve gerek insanların kendi yapısında, bünyesinde, ruhani ve cismani olan anatomisinde öyle ayetler, öyle ayetler dediği belgeler, mucizeler, harikalar göstereceğiz ki onlar bununla Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu bilirler, bilecekler. Nasıl bilecekler? Kur'an'ın işaretlerini fark edecekler. Ha bu ayet buna işaret etmiştir. Demek ki bu Kur'an Allah'ın sözüdür. Çünkü beşer olarak, bir insan olarak insanların en zekisi, en akıllısı olan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bile bilmesine imkan ve ihtimal yoktur. Ama yine akla kap açılacak yani ihtiyar elden alınmayacak tabii değil mi hocam? Tabii ki. İşte o zaman bir de çok zaten deseydi hani filan senede filan yerde şu olacak imtihanın değeri kalmazdı o zaman. Sırrı imtihan bozulacaktı. Elbette ki bunu çok açık da söylemez. Diyelim ki bir hakikati anlatır. O hakikata işaret ettiğiniz gibi bir akla kapı açar. Fakat aklın ihtiyarını, iradesini elinden almaz. Yani e, zorunlu istikameti göstermez. İlla buraya gideceksin. Ya çağırma çar. Bunu tasdik etmek evet, zorundasın. zorundasın. Diyecek deme. bir hadise yok. Yani evet. işaret yok. Bu O zaman imtihan evet. olmaz zaten. İmtihan olmaz evet. Evet. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de birçok şeylerde ayetlerde bu tür ahir zamanda meydana gelecek olan tıbbi yönden, kozmik olaylar açısından, jeoloji yönünden bazı hadiselerin olacağını ve onunla peygamberlerin mucizelerinden ona işaret ettiğini biliyoruz. Bu konuyu özellikle Bediüzzaman Sayın Nursi Hazretleri 20. mektubda, 20. sözde çok harika bir tarzda hakikaten seslendirmiştir. Biz de o minval üzere bazı şeyleri anlatmaya çalışacağız. Bir de şu konu da önemlidir. Derler ki hani bazıları peki Kur'an madem Allah'ın sözüdür, evet. bu medeniyet harikaları dediğimiz şeyler insan için çok önemlidir. Evet. Uçaktır, elektriktir, elektroniktir bilmem, e, uç, e, arabalardır vesaire. E, Kur'an-ı Kerim neden bunlardan açıkça bahsetmemiş? İşte bir demin ifade ettiğimiz gibi evvela aklın elini, ihtiyarını, iradesini elinden almamak için sırrı imtihanın bir gereğidir. İkincisi Kur'an hakimdir ve aynı zamanda adildir. Allah Celle Celaluhu'nun kelamıdır çünkü. Adil olan adaletle dengeli konuşur. Evet. Hakim olan hikmetli konuşur. O zaman dengeleri bozmayacak şekilde şey yer verir mevcut olan hususlara. Mesela diyor Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri eğer bir uçak dese ki Ya Rabbi neden benim bana çok fazla yer ayırmadın evet. Kur'an'da ben bayağı insanlara hizmet ediyorum harika bir şeyim havada uçuyorum dese orada hemen karşısına sivrisinek çıkar mesela. Der ki sen haddini bilsen kimsin? Senin zaten ne kulağın var, ne gözün vardır, ne ruhun var, ne canın var. İnsanların yine seni yürütmekle ancak bir tarafa gidebiliyorsun. Ya sağ inceli noktasında evet. geçiyor uçağı değil mi? Kesinlikle tabii ki. Evet. Tabii ki. İşte onun için sana ancak bu kadar yer verilmiş haddini bil konuşma der. Hocam Adım. niye? Çünkü Kur'an öncelikle hedefi Allah'ı tanıttırmak, ahireti bildirmek imani noktasında değil mi? Tabi. Yani tabii zaten Kur'an normal hani bir fizik, kimya, astronomi kitabı değildir. Evet. Elbette. Onun maksadı insanlara dünya ve ahiret saadetini temin edecek olan prensipleri vaze etmek, o prensiplere göre insanları eğitmek. Evet. Bu diğer konularda yine onlara yardımcı olduğu için söz konusudur. Yani bu ilerideki medeniyet harikalarından bahseden ayetlerin asıl maksadı da yine bu harikalar değil. Hmm. Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu göstermek. Evet. Yine iman esaslarına işarettir ki zaten insanların hidayeti, dünya ve aile saadeti imana bağlıdır. Onun için Kur'an onu bunlara ders veriyor ki ha biraz daha anlasınlar, iman etsinler ve rahat etsinler. Evet. Yani tebeii evet. olarak bunlardan tabii bahsediyor. Ki, tabii ki. Evet. Yani kainatın Kur'an'da yer almasının hikmetlerinden en hikmetlerin başında Allah'ı tanıtmak evet. ve diğer iman esaslarının anlaşılmasına yardımcı olmaktır. İşte bu ayetlerden birisi belki ilk başta Hz. İbrahim Aleyhisselam'la alakalı olan bir ayettir. Malumunuz Nemrut Hz. İbrahim'in tevhid akidesini ortaya koymasından sonra kendisinin ilahlığının gittiğini bundan sonra insanların kendisine değil görmedikleri bir Allah'a tapacaklarını onun dediklerini yerlerine getireceklerini düşünüp tahammül etmemiş. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın onların putlarına da gereken dersi vermiştir zaten. Evet. Bu defa demiş ki biz bunu ateşe atalım. Öyle anlaşılıyor ki Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın daha önce böyle ondan görünen bazı harikalar olduğu için bu adamın kolay kolay ölmeyeceğini düşünmüşlerdir. Yoksa niye böyle hemen bir öldürmesinler? Bunu öyle bir şey yapın ki demiş, öyle bir ateş yakın ki cehennem gibi içine atalım, orada ölür belki. Tereddüdümüz olmasın yani. Tereddüdümüz olmasın, evet. İşte bunu böyle gelmiş atmışlar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın tefsirlerini anlattığına göre onun Allah'a olan hani Halilullah'dır, Allah'ın dostu. Dostluğunun gereği nasıl bir şeymiş gösteren bir hani menkıbe. Ateşe atacakları zaman Hazreti Cebrail gelmiş. Demiş şey Allah'ın Resulü demiş. Bana bir ihtiyacın varsa söyle demiş. Yardım şey olayım. Sana hiç ihtiyacım yok demiş. Benim Rabbim vardır zaten demiş. Peki Rabbine bir şey demez misin demiş. Bir yardım. Demiş ki ilmuhu bi hali yuğnini an suali. Onun beni benim halimi bilmesi, görmesi, şu anda da ne halde olduğumu bilmesi ayrıca bir şey sormama ihtiyaç bırakmıyor. Beni görüyor. O zaman nasıl Yaparsa öyle yapar. Benim dediğime gerek yoktur falan der. Ve Allah da Celle Celaluhu hakikaten görüyor, biliyor. Evet. Onlar ateşe attıkları zaman Cenab-ı Hak buyuruyor. Kulna biz dedik. Ya naru ey ateş. Kuni berden ve selamen ala İbrahim. İbrahim üzerinde soğuk ol ve selametli ol. Serin hmm. ve selametli ol. İşte bu ayetin burada çok tefsirler de işaret eder buna. Yani demişler neden Kur'an-ı Kerim burada soğuk ol demiş ardından da selametli ol demiş. Sadece madem sıcaklıktan soğukluğa geçiriyor evet. öyleyse yetiyor berden demek yetiyordu. Yani kelam israfı gibi görünüyor. Evet. Evet. İşte burada alimler diyorlar ki yani Cenab-ı Hak eğer berden deseydi Zaten bu ayet gösteriyor ki hiçbir tabiat dediğimiz Hı. ateş sebep falan kendi kendine hareket etmiyor, bağımsız olarak iş yapmıyor. Allah'ın emrine göre ya yakar ya yakmaz, evet. ya sıcaklık verir ya vermez. Allah'ın emrine göredir. Öyleyse burada da Cenab-ı Hak ona soğuk ol dediği zaman. Belki öyle bir soğuk olacaktı ki bu defa Hz. İbrahim'i zemherir gibi yakacaktı. Soğukluğuyla yakacaktı. Öyle bir mertebesi var ateşin değil Tabii mi? Tabii ki. Onun için evet. selamen demiş. Peki Cenab-ı Hak niye böyle demiş hakikaten? Yani acaba gerçekten ateşin böyle insanı yakan, soğuktan yakan bir tarafı da var mıdır? Evet. Yani artık bugün fen de bunu kabul ediyor ki hani beyaz ateş gibi Nara beyza dedikleri Hani kimyevi olarak öyle bir ateş kısmı var. Belki bugünkü buzdolapları gibi bazı elektronik maddeler de bundan sayılabilir. Mesela buzdolabı normal sıcaklığıyla soğutmuyor. Sıcaklığıyla etraftaki olan nemi alıyor ve dolayısıyla soğutuyor. O da bir ateştir. Evet. Demek ki ateşiyle soğutuyor. Keza cehennemde yine diyorlar ki bazıları hani Cehenneme inanmayanlar tabii özellikle cehennemde bir yandan diyorsunuz ki bu kadar sıcak ateş vardır. insanı evet. yakıyor. Öbür taraftan diyorsunuz ki zemherir vardır kış. Aynı yazda kış falan nasıl olabilir? Halbuki cehennem ateşin bütün çeşitlerini içine alan bir yerdir, Eksiden bir hapishaneye kadar. Evet. Zemherir de bir kar değildir. Bir ateş çeşididir. Ateşin bir mertebesi. Evet. Ateşin bir mertebesi. O ateş soğukluğuyla yakar. Zaten bizim doğu ilerimizde Erzurum'da falan hani insanlar yanar, soğuktan yanar öyle biliriz. Tabii 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 öyle. E, Soğunda yaktığı vaki zaten. Tabii tabii. Ya, yakın, ya, ateşin de öyle bir soğuk evet. mertebesi var. Evet. Karın zaten vardır. Evet. Son. İşte burada Cenab-ı Hak bellidir ki bilerek bu iki kelimeyi kullanmış. Evet. Demiş soğuk ol sakın sıcaklığına yakmadın. Soğukluğu ile de yakma, evet. selametli ol ve hakikaten öyle olmuştur. Peki bu ayet hocam bu zamandaki bizim teknoloji olan işareti var mı? Tabii ki. İşte Hz. İbrahim aleyhisselamın bu ateşin soğuk ve selametli olması nasıl olmuş? Evet. Diye denildiği zaman Cenab-ı Hak yine bunu hani istese zaten der ki hiç yakma. Tabii ateşi hiç alevlendirmez. Evet, hiç o da mümkün. Tabii ki. Zaten Bey İbrahim Aleyhisselam alıp bir başka yere nakleder. Evet. Kudretiyle her Tabii. şey Tabii. mümkün. Fakat hakim ismiyle Cenab-ı Hak hikmeti Tabii. göstermek, bir de bize de göstermek, böyle bir ateşin ateşi bulmanın da mümkün olduğunu hani göstermek için orada o zaman ateşe karşı dayanıklı bir maddeyi de göstermek açısından Hazreti Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Allah ona bir gömlek göndermiş diyorlar cennetten göndermiş. Evet. O gömleği giymiş hikmet olarak. Evet. O hikmet ateşe dayanıklı olmuş ve ateş o gömlekten dolayı onu yakmamış. Bununla bize şu ders verilmiş ileride insanları yakmayan bazı maddeler bulunabilir. E insanlar siz bunu bulun. Evet, buradan işaret var. İşaret yani vardır. Evet. evet. Demek ki ateşin yakmadığı maddeleri imal etmek mümkündür. Evet. Benim yanlış olmazsam aklımda kaldığı kadarıyla ilk defa zannediyorum bu şeye aya çıkmak niyetiyle falan Apollo'larla falan gidiyorlardı. Evet. İlk defa giden benim aklımda öyle kalmış. Yanlış da olabilir. 111 metre kala gitmediği İlk şey geri döndü, yanar dediler. Öyle bir yüksek, bir yüksek sıcaklık, evet ateş gibi var. Zaten Kur'an bundan evet. başka yerde işaret ediyor. Sonra gelip o ateşe karşı dayanıklı olan bir hususi özel elbise buldular, onu yaptılar ve gittiler. Hmm. Demek ki bu ayet ona dahi işaret ediyor. O zaman bizim bildiğimiz amyant türü bir yanmaz madde bulmuşlardı. Evet. Belki şimdi daha da geliştirdiler tabii evet, onu. Evet. Şu anki itfaiyecilerde de muhtemelen öyle elbiseler var. Evet olabilir yani şu evet. anda ateşe dayanıklı olan maddeler falan evet. olabilir. Demek ki Kur'an-ı Kerim bununla bu, tip, bu gibi ayetlerle hem peygamberlerin mucizelerini hem kendisinin peygamberlere yaptığı yardımları hem peygamber ve iman edenlerin yanında olduğunu gösteren ifadeler kullanmakla beraber ahir zamanda gelecek olan insanların da bundan istifade ederek bazı artık tabii olarak normal bir şekilde o gibi maddeleri yapabileceklerine bir yol açmıştır, bir ders vermiştir. Yani bir bakıma Ey e, Beni Adem yani peygamberin tebliğ ettiği dine ittiba ederseniz Evet. Ee, onun gibi manevi ikramlara, ihsanlara mazhar olursunuz. Hak yolda başarılı olursunuz. Diğer evet. taraftan da teknolojiye medar bir takım işaretleri söylüyor yani. Evet. Evet. Başka var mı hocam bazı peygamber öncülerinde? Evet. Tabii mesela Bu elenna lehul hadid. Hazreti Davud Aleyhisselam'ı Allah övüyor. Ona nimetler verdiğini söylüyor. bu nimetleri arasında çok kısacık bir ifade kullanıyor. Ve alanna lehu'l hadid. Ona demiri yumuşattık. Demek demir o güne kadar pek fazla nasıl yumuşar, nasıl değişik şekle girer pek bilinmiyordu. Onun vasıtasıyla Cenab-ı Hak bir orada bir mucize olabilir böyle hemen bal mumu gibi bu beyanına göre elini alır. Böyle bal mumu gibi her tarafa dönebiliyor. Şekilden şekle girebiliyor. Ve onunla istediği zırh dahil olmak üzere birçok şeyler yapıyor. Fakat bununla Cenab-ı Hak böyle insanların en önemli sosyal ve medeniyet ihtiyaçlarını karşılayan Malzemeler içerisinde demir olduğunu çok iyi biliyoruz. Tabi demir olmasa bakın inşaat da olmaz. Karayolları, şey evet. deniz yolları, hava yolları hiçbir evet. şey evet. olmaz. Hiçbir şey şey evet. Bütün medeni terakkesinin temelinde demir var. Demir, demir var. ve türbileri. Evet. Demir çelik ve diğerleri. Evet. Hepsi zaten demir <laughs> türünden evet. sayılır. İşte Cenab-ı Hak bu demir türüne işaret etmek suretiyle insanlara diyor ki siz bakınız bir kuluma nasıl o benim manevi olan kanunlarıma riayet ederek, bana ibadet ederek, bana kulluk ederek, samimi bana yaklaşarak nasıl ona bu lütufta bulundun, bu nimetlerden istediği şekilde şeyi bal mumu gibi evirip çeviriyordu, şekillendiriyordu. Siz de eğer kainattaki cari olan benim kanunuma, evet sünnetullah denilen kanunlarıma riayet ederseniz siz de o demiri böyle yumuşatabilir. Demir madenlerinin içerisinde bulunan demirin diğer parçaları neyse arkadaşları şu hepsinden istifade edebilirsiniz. Davut Aleyhisselam'ın zaman olarak belli mi hocam ne zaman? Hz. Musa'dan sonra gelmiş tabi. Yani Hazreti. takribi bir tarih verebilir misiniz? Yani... yani ben şunu uydurmak istiyorum. Yani insanlığın hani bir ee, bu tip kesici aletlerle demiri kullanarak harp başlıkları yapmaları, evet. tencere, tava yapmaları falan acaba aynı zamana denk geliyor mu? Gerçi hani taş devri falan... Taş devrinde değildi tabii değildi ki. Ondan tabii sonra ki. ne devri geliyor? İşte maden devri taş devri, geliyor? maden devri falan He. geliyor ki o maden devri de tabii orada bazı şeyler olmuşsa da herhalde bu bu tarz demirin kullanılması Hazreti Davud Aleyhisselam zamanında olmuş o yaklaşık zannediyorum milattan 1500 sene önce falan e, diye olabilir. Çünkü Hz. Musa aleyhisselam normal 2500 milattan önce diyelim. Öyle şey mi? olmuştur. Evet. evet. O da bundan sonra gelmiş ki bin yıl veya belki daha az evet. bir zaman sonra gelmiş. Veya gelmiştir. şöyle en verimli şekilde kullanabilmeleri Davut da aleyhisselamdan evet. sonra olmuş. Evet. Öyle de diyebiliriz. Evet. 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 İşte Cenab-ı Hak bununla demek ki insanlara bir ders veriyor. Ona evet. bu mucizeyi verdik. Fakat siz peygamber değilsiniz. Size mucize vermem ama o mucizenin bir versiyonu olarak evet. size demiri lütfediyorum. Siz de bu demiri kullanırken bana ciddi şükredin. Bu demiri verdim diye birbirinize silah sıkasınız, bilmem öldüresiniz diye değil. Evet. Kendiniz için insanlığın yararına kullanasınız diye. Saadet ve selametine evet. hizmet evet. için. Evet. Muhammed İkbal'in bir sözü vardır böyle. Şiirde diyor ki Muhavvere-i mabeyne o insan diye bir şiiri vardır. İnsan ile Allah arasında diyalog diye. Orada diyor ki Cenab-ı Hak diyor ki Ey insan ben sana senin için demir yarattım. Demir ve demir şeyi vardır sen o demirden çok istifade edesin, yararına olan şeyler yapasın diye yarattın. Evet. Sen kalktın ondan baltalar yaptın. Balta ile e, bu çemenlerdeki diyor, sahillerdeki öyle ifade ediyor, ağaçları kestin. Yani zarar verdin. Ve sonra o demirden, e, o da demirden değil hani, Kafes yaptın, bu zavallı güzel hürriyetini, bülbülün hürriyetini, kekliğin hürriyetini gasp ettin, onu getirip o kafesin içine soktun. Yani ben bunun için mi yarattım bunları, size verdim diyor, güzel bir ifade. Şimdi Cenab-ı Hak işte bununla bize diyor hakikaten size yaptığım bu nimetleri evet. yerli yerince kullanın ve bana şükredin. Şükür ne demektir? Allah'a karşı minnettar olduğunu hissetmek ve ona göre emirlerini yerine getirmek ki başta namaz olarak namazını, beş vakit namazını kılmak diğer emirleri ve evet. yasakları riayet etmektir. Öyle ya yani demir, kömür yani emsali madenler nasıl oldu da toprağın içine girdi? Kim evet, koydu? Evet. Kim istif etti? Evet. Gelecekte bizim ihtiyacımızın olacağını medeniyetin, teknolojinin temeli teşkil edeceğini elbette bilen birisi var ki onlara gelecekte kullanmak üzere oralara ihsar etmiş evet. Cenab-ı Hak. Bunun evet. bilinci içinde olmak. Tabi alemde sebep netice ilişkisi var. İnsanlar dediğiniz gibi yani peygamber olmadığımız için haşa yani bizden ne yapacağız? Allah'ın kainatta koymuş olduğu kanunlara, kurallara uyacağız. Ee, onlar muhaceyesinde hareket edersek Tabii neticeye ulaşabiliriz. Tabii. Yani sebepler dairesinde yani bir merdivenin basamakları gibi eğer basamakların hmm. ucunda varsa netice arada atlamaya çalışsak ve eksik bıraksak ne olur? O Onun zaman netice ulaşamayız. Evet. Onun için yani evet. bazı biz insanlar hani çok sağlam inanacağız. Hemen pat diye istediğimiz arzumuz olu verecek diye düşünüyoruz. Şimdi ne kavli dua siz daha iyi biriz hocam. Değil mi? Bir de yani, fiili dua var. Yani fiili duayı insanlar eksik bırakırsa netice olmaz. olmaz. Yani bizim öğrencilere bazen sadece hani dua edelim ondan sonra sınavda geçelim diyorlar. <laughs> e çalışmadan <laughs> mümkün mü böyle bir şey değil mi? Aynen Evet. Öyle. Tabii bu şunu da gösteriyor hani yine yanlış bir düşünce vardır ha. Dediğiniz gibi yani insanlar Müslümanların fazla ibadet etmeleri neticesinde Allah'ın kendilerine çok daha fazla bu teknik teknolojiyi lütfetmesini bekliyorlar. Halbuki dediğimiz gibi Allah peygamberlerine onların übudiyet cihetleri itibariyle onlara bu mucizeleri göstermiş. İstisnai <laughs> yani. Evet, bu übudiyet, bütün peygamberdirler onlar. Evet. Bu manevi olan übudiyeti diyelim. Evet. Fakat Diğer insanlar, biz peygamber olmadığımıza göre bizim de o ibadetler yerine, onların yanında daha doğrusu ibadetleri yapmakla beraber asıl ibadetimiz bir de bu konuda asıl ibadetimiz olan Allah'ın kanunlarına riayet etmek, o tarzda kulluk vazifemizi yerine getirmek ve Allah'tan da beklemek. Nedir o? Çalışmak, bilmek, ve o konuda gayret göstermek sonra da Cenab-ı Hak'tan onu beklemek. Yoksa gece gündüz bir insan 99 sesmiyle zikretse evet. hep tavaf etse Kabe'nin etrafında yine hiçbir zaman bu teknolojiyi bulmaz. Cenab-ı Hak o öyle yaptığı için vermez. Onun mükafatı ahirettedir. Evet. Onun için Müslümanların bu teknik ve teknolojiyi bulmamalarını ...garipseyen kimseler yanlış düşünüyorlar. Yani onların ibadetlerinden değil... ...biraz tembelliklerinden kaynaklanıyor. Evet. Bu normal... ...kulluk vazifeleri olan... ...maddi evet. bir... ubudiyet dediğimiz... ...yani Cenab-ı Hakk'ın kainattaki cari olan... ...prensiplerine tevfik hareket... ...etmek suretiyle... Hı. ...hikmetine boyun eğmek suretiyle... ...hareket etmedikleri için... ...geriye kalıyorlar. Yani hocam itikat dairesiyle... Hı. ...sebepler dairesini karıştırmamak Kesin lazım. Kesinlikle Evet. birbirlerine evet birbirlerini tamamlayan şeylerdir evet. fakat aynı şey değildir doktora gidiyoruz bize bir aspirin ver diyoruz tamam eğer aspirini alsan desek ki bu aspirin bize şifadır şirk olur evet o zaman fakat öbür taraftan desek ki Allah madem vermiş derdi vermiş o da şifa verir doktora gitmesek o da diğer bir yanlıştır. Evet. Halbuki sebepler dairesi içerisinde sebepleri madem Allah yaratmış, evet. elbette ki bu sebepler bir şey için yaratılmış, boş değil. Bu sebeplere yapışmamız için yaratılmıştır. Öyleyse doktora gideceğiz. Evet. Fakat itikadımızla da deriz ki, bu şifayı Allah bunun vesilesiyle, bu aspirin vesilesiyle başımın ağrısını giderdi. Tesir hakiki Allah'a ait, Allah onu unutmamak aydır. lazım, evet. evet. Kesinlikle bu. Yoksa sebeplere yapışmamak, Allah'ın kainattaki cari olan sebepler örgüsü, prensiplerine aykırıdır. Ve bu da genellikle cezası da dünyada veriliyor. Bir menkıbe vardır böyle. Hz. Musa aleyhisselam döneminde bazı insanlar hasta olmuş, belli bir ilaç kullanmışlar ve iyileşmişler. Hz. Musa aleyhisselam da o şeye yakalanmış, o hastalığa. Bu eşraflardan bazıları gelmişler demişler, ey Allah'ın Peygamberi hmm. biz böyle bu hastalığa yakalandı, bu, bu ilacı içtik, iyileştik falan. Demiş ki ya pek fazla önemli değil ilaç demiş. Allah hastalığı da verdi, şifasını da verir şeklinde tevekkül tarafına fazla. Evet. Şey yapmıştı tabi peygamberdi Fakat gittikçe mankıbeye göre diyorum tabi, hmm. gittikçe hastalığı daha da artmış. Bu defa Cenab-ı Hak ona bildirmiş ki, Bilesin ki, sen o adamların kullandığı ilacı kullanmadan sana şifa vermem. Sen özellik mi istiyorsun? <laughs> yani herkesin kullandığı bir vesileyi sen kullanmıyorsun. Yani bu böyle bir özellik, evet. bir ayrıcalık. Yani beşeriyet cihetini o, unutma der gibi. Tabii, tabii. Yani o öyle. Yani Cenab-ı Hak onu öyle istiyor. Onun için Efendimiz buyuruyor. Tedavu teşafu. Tedavi olun, şifa bulun. Ama teisra ki Allah'tan Kesinlikle şifayı evet. veren Allah'tır sadece. Ama o aspirini de içmekte fayda vardır. Evet. Müsalle olarak takip bilinsin. Evet. Evet, bu... En son Davut Aleyhisselam'da kaldık. Evet. Evet. Demiri eritti. Demiri erittik. Var mı başka emsal? Evet. Başka bir şey de yine Hz. Süleyman Aleyhisselam'la ilgili. Hani Hz. Ha. Süleyman da Allah bu ikisini hakikaten iki peygamberi hem dünyalığı vermiş ama o vermiş. Hangi Hazreti Aleyhisselam? Hz. Davut ile oğlu Hz. Süleyman. Evet, evet. Ha, Bu böyle Cenab-ı Hak bu dünyada da çok verilmiş zaten. Yani dünya cihetinde de bun sultandı bunlar öyle Evet mi? evet evet. Onun evet. için hatta Yahudiler Hz. Süleyman'a, Hz. Davud'a pek fazla peygamber de demiyorlar. Kral diyorlar. Hmm. Çünkü öyle. O dünyevi taraflarını sadece bakıyorlar, görüyorlar, öyle diyorlar. Oysa Cenab-ı Hak hikmeti öyle istemiş. Hem onlara ahiret sultanı evet. hem dünya sultanı yapmıştır. Ve Hz. Süleyman aleyhisselam hatta Kur'an işaret ediyor. Ya Rabbi bana öyle bir saltanat ver ki benden sonra artık kimseye geçik olmasın kimsede. Cenab-ı Hak onu vermiş hakikaten. Yani o günkü şeyde uçağa biniyor. Yani uçak değil ama bir halıya biniyor, evet bu halı havada yürüyor, yüzüyor. Kur'an bunu ifade ediyor. Yani Uçan halı sinemaları vardı, filmleri vardı. O bile Tabii, o zamandan demek, Evet, öyle mi? evet, evet. Ha. Yani halıya binmiş yani. Bu var. Tabii tabii kesinlikle. Bu Kur'an'da açıktır. Uçan bir halı oldu. Evet. Kur'an ha. hayır. Halı değil. Havaya bindirdik. Diyor havaya Ha. 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 ha Bunun tamam. ne olduğu nasıl bindirmiş. Onu diyorlar böyle bir sergi. Bir halı gibi falan ha. bir şey. İşte burada yine Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın meşhur Belkıs ile olan hikayesinde. Evet. Hani Önce yine kuş dili de Allah bize diyor kuş dili verdi. Kuşların evet. dilini de biliyoruz. Onun için başka keş kimseye müyesser olmamış hakikaten. Onun ordusunda cinler vardır, şeytanlar vardır. Süleyman Aleyhisselam. Süleyman Aleyhisselam, kuşlar vardır, değişik varlıklar onun emrindedirler. Evet böyle bir saltanatı başkasını gösterseydiler bakalım Evet. Yok. Allah ona onu vermiştir. İşte bir gün ordusuyla beraber giderken normalde hüt, hüt denilen bir kuş o yer altındaki olan nerede su var onu bulmaya çalışıyor. Onu üstas eder. Evet. Demek yine lazım olmuş ki Hz. Süleyman Aleyhisselam bakmış hüt, hüt yok. Demiş nerede bu? Valla demişler görünmüyor. Hmm. Demiş ki ya ciddi bir mazeretle gelir. Özür beyan eder, da onun hakkından gelirim demiş. Savaştan kaçtı çünkü öyle mi? Evet şeyde. E biraz sonra gelir Hüt Hüt, Hz. Süleyman aleyhisselam der ki hani neredesin? Demiş ki Allah'ın peygamberi ben Sebe memleketinden geliyorum. Yani memleketinden anlıyor da. bu. İşte şey anlıyor yani. tabii ki. Konuşuyor evet. yani evet. Diyor ben Sebe memleketinden geliyorum. Kur'anın böyle yine cinaslı, aslında çok seciş manasında şiirsel bir ifadesi var. Min sebe'in bi nebe'in. Yakin diye ifade ediyor. Sebe'den bir nebe ele geldim. Çok harika bir haberle. Hmm. E, Sebe'ye gittim. Ben onun için geciktim. Burada Sebe dedi, yani yemen, yemen tarafında bir yer. Evet. evet. Orada haber nedir falan diyor. Haber şu diyor, orada gördüm diyor bir kraliçeleri vardır. Onlar hepsi güneşe tapıyorlar. Herkes normal delil getirirken evet. kendi mesleğini önceler. Bu normal yer altında suyu falan bulan bir kuş olduğu için onlardan bahsedince de diyor nasıl olur da diyor yerin dibindeki en gizli şeyleri bilen Allah'ı bırakıp da diyor güneşe tapıyorlar diye bir ifade eder. Hz. Süleyman aleyhisselam der git bakalım diyor. Ben bir mektup yazıyorum götür. Bakalım doğru mu söylüyorsun yoksa yalancı mısın falan diye. Bir mektup yazar. Evet. Bu Nem suresinin 30. ayeti. Der ki kısa çok ama veciz. İnnehu min Süleyman ve innehu al-Rahim. Muhakkak ki bu Süleyman'dandır ve muhakkak ki biz bir işe başlarken bismillahirrahmanirrahim diye başlarız diye göndermiş. Allah Teala aleyye ve etuni müslimin. <Olaf> o başlangıçtır. Bu da normal mesajdır. Evet. Sakın bana karşı yükseklik ''Büyüklük taslamayın, üstünlük taslamayın ve hemen gelip teslim olun.'' diyor. Hüdhüd gidiyor, onun bir şekilde kraliçenin bulunduğu odaya atıyor bir yerden, alevli evet. pencereden bir şey. Akılıyor, bakıyor. Acayip bir şey. Evet. Kur'an-ı Kerim ifade ediyor, hemen eşrafını topluyor. Diyelim askeri komutanları ve diğerleri, vezirleri filan. Bu mesaj üzerine. bu Evet bunun üzerine. Yani gerçekten de zor bir şey. Tabii tabii. Hareket tarzı. Birisi çok hemen diyor evet yani ya gelirseniz ya da gelirsiniz evet. gibi falan. O da çok akıllı görünüyor. Kadın. Diyor ki ne diyorsunuz? Biliyorsunuz ki bu sultanlar, krallar filan bir memleketi istila ederlerse onların beylerini, reislerini, büyüklerini özellikle zelil, hakir yaparlar. Yani önce bu iş bizden başlar demek istiyor. Evet. gelin diyor, ben bir hediye göndereyim buna. Bakalım ne der? Hediyeyi kabul ederse bellidir. Bu rüşvete alışık olur o zaman. Daha fazla şeyler veririz, öyle düşünürler herhalde. Hı. O zaman işimiz, bahçeyi kurtarırız, kurtarırız. Ve alıyor birisi, tabii bir adam gidiyor Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın orasına hediye veriyor, hediye neyse artık. Evet. Hz. Süleyman Aleyhisselam diyor ki al bu hediyeni diyor, bu hediye ile sizin gibi adamlar diyor sevinirler. Bu hediye nedir falan diyor. Size çok net söylüyorum. Eğer teslim olmaya gelmezseniz öyle bir orduya geleceğim ki ...karşı koymanız asla mümkün değildir." diyor. Ve... Evet. ...şey gidiyor. Evet, dönüyor, geliyor, her şey geri dönüyor... ...ve aynısını söylüyor. Evet. Anlıyor ki evet, ve Hz. Süleyman aleyhisselam da tabi peygamberdir... ...ama belki burada bu ferasetiyle de... ...hemen diyor ki... ..."Şimdi gelecek." diyor, gelirler, teslim olmaya gelirler diyor. Bunu görünce diyor... "...siz, diyor, ora, o kraliçenin bir tahtı vardır." Evet. -"Kral tahtı." falan o tahtı kim bana buraya getirir falan diyor. Buraya getirin hmm. ki daha da belki şeyi görür. Hani bu saltanat bu nasıl bir şeydir falan diye. Birisi hala ifritün minel cinni. Önce bir cinden ifrit olan birisi dedi ki sen dedi daha yerinden kalkmadan sana onu getiririm. İfrit diyor bunu. İfrit diyor cin olarak evet. getirdim sen yerinden kalkmadan. Fakat Kur'an-ı Kerim meselenin ilmi yönünü nazara vermek için ilimle ileride de böyle bir e, harika halin meydana gelmesi mümkün olduğuna işareten diyor. İfritten sonra قَالَ الَّذِ عِنْدَهُ Kitaptan ilmi olan adam. Hmm. ilim sahibi. Dedi ki ana atike bihi qabla an yertedde ileyke tarfuk. Dedi sen böyle gözünü açıp kapayıncaya kadar dedi ben sana getiririm burada hazır ederim dedi. ilim sahibi dedi. Evet. Felemma raahu mustaqirran inde Kur'an hani veciz konuşur. <laughs> Artık gitti geldi falan demiyor. Hazreti Süleyman Aleyhisselam onun yanında hemen geldiğini görünce Allah'a şükretti dedi ki Ya Rabbi bu senin nimettenindir bizi deniyorsun şükreder miyiz etmez miyiz falan şeklinde ve daha sonra Belkıs geliyor kraliçe tahtı görünce ki bunlar Kur'an'da geçiyor diyor ki senin bu senin tahtın mı falan o da tam odur da ama ayıp olur falan gibisinden diyor ki en nehu aynen tam sanki odur diyor ona benziyor <laughs> diyor falan Tabi sonra... Tahtıyla birlikte Belkıs'ı da getiriyorlar hayır, değil mi? Hayır, hayır. Belkıs sonra geliyor. Tahtı önceden getiriyorlar. Öyle mi? Tabi tabi. Hmm. O gelince tahtını orada görüyor. anladım Onun için daha da şaşırıyor. Yani Belkıs daha evet. sonra geliyor. Tabi tabi. Teslim Süleyman, olmaya geliyor. Tabi tabi. Hazreti Süleyman diyor evet. zaten... Onlar teslim olmaya geliyorlar diyor. Evet. Biriniz o tahtı getirin falan diyor. Evet. Hmm. Sonra bir de orada demek o dönemde hani şimdi bazı şeyler görülüyor belki. Yani bir yerde camdan şeyin altında bu Üsküdar'da bir yer vardır yine e, belediyenin yaptığı böyle bakıyorsun aynanın içerisinde su akıyor ya yani. hmm. duvarda böyle bir şeyler yapmışlar tabi Hazreti Süleyman Aleyhisselam çok harika bir artık adı neyse öyle bir şey yapmış binanın içerisinde büyük bir bina bir salonda falan evet. orada sular vardır e, pardon cam vardır, şişe, şişeden evet. yapılmış şeyler vardır. Fakat uzaktan bakınca siz onun bir ermak aktığını hissediyorsunuz, öyle sanıyorsunuz ki o dönemde. Evet. Hazreti şey Belkıs'i oradan getirip işte buyurun gidelim o bir odaya. Oraya gidince hemen paşalarını seviyor falan diyor. Hazreti Süleyman orada da yeniyor diyor ki bu su değildir diyor. Evet, orada tabi bunları görünce daha da bu başka bir kraldır. Hmm. Bu bizim Merak hayranlığı artıyor. Evet, evet. Ve iman ediyorlar tabi daha sonra. Evet. İşte Kur'an-ı Kerim'in burada sana daha sonra şey, gözünü açıp kapayıncaya kadar tahtı senin yanında hazır ederim demiş. Evet. Bu bugün bütün görüntüler hatta sesler dahi celbediliyor. Ya buna yani televizyona, radyoya, telsiz telgrafa Evet. bunlara görüntü ve sesin bu, olduğu bir amumi teknolojik araçlara işaretler ediliyor. var. Evet. Demek ki böyle yapılabilir. Evet. Hatta belki ileride vuku bulsa şayet ışınlama hadisesine de işaret etmiş olabilir. Yani cismen bile Eşyayı, bir, cismen, bir yere, evet ışınlamak suretiyle bir yere götürmek götürürlerse o işaret dahi bu ayetin içerisinde var demektir o zaman. Vardır evet. evet. Yani ilahi son noktayı en son dahi nok söylüyor evet, Kur'an evet, işaret evet. ediyor. Evet. evet. Peki Sayın Hocam vaktimiz burada doldu. herhalde evet. diyeceklerimiz bitmedi ama evet. inşallah kalanları da Haftaya Başka saklayalım. Peki çok i̇nşallah. teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sayın seyirci dinleyicilerimiz, bugünkü programımız vaktin yetersizliğinden burada sona erdi. Tekrar haftaya beraber olmak temennisiyle Allah'a emanet olun.